Evet, katılıyoruz Sayın Başkan. Masum Türkleri biz aynı zamanda mihenk taşı olarak görüyoruz. Bu örgütle değerlendiriyor zaten. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu adına Asım Bey, buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Yemin Limanı Müşavirleri Oda Başkanım, Oda Başkanlarım, Odamızın eski başkanları, değerli üstadlarım, meslektaşlarım, arkadaşlarım, en kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Mesleğimizin özüne dokunan çok değerli bir konuyu arkadaşlarımız tespit etmişler. Ve yine çok değerli bir konuğumuza bilgilerini paylaşmak üzere Bursa'da meslektaşlarımızla buluştular. Bu hususta emek harcayan, çaba sarf eden çok değerli dostum, değerli arkadaşım Muharrem Kaya ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve yine bizlere olan nazik davetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bu organizasyonun oda çatısı altında yapılmasını bizler de arzu ederdik. Zira bizim için Cemal Yükselen, Sayın Cemal Yükselen neyse Sayın Masum Türker de olur, Sayın Eray Mercan da olur. Hepsinin söyleyeceği sözler, kuracağı cümle mesleğimiz açısından değerlidir. Değerli arkadaşlar, mesleğimiz özellikle her geçen gün biraz daha müşteri ile devlet kurumları arasında sıkışmaya devam ediyor. Özellikle kurumsallaşmasını tamamlayamayan firmalarda vergi muhasebeciliğinin önüne geçemiyor. Bunun önündeki en büyük engelin kayıt dışı ekonomi olduğunu düşünüyoruz. Bu kayıt dışı ekonomini de bu programın bir parçası olarak bu tarz programlarla hatta çalıştaylarla çalışılmasının üzerinde emek sarf edilmesini ve sonuçlarının devlet kurumlarıyla paylaşılmasını hem mesleğimizin gelişimini hem de ülkemizin kanayan yarası kayıt dışı ekonomini sözüm noktasında katkı sunacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımıza sunumlarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Dikkatle izleyeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar.